Levent Hocam, şimdi siz dediniz ki yayından önce, mesela biz işte 80 öğrenci alıyoruz ama her yıl tıptan da bize 30 tane öğrenci geliyor. Evet, ortalama olarak. Şimdi bu yeni bir uygulama, birkaç yıldır var. Bence de güzel bir uygulama. Çünkü çocukların çoğu tercihlerini yaparken tam da bilinçli yapmıyorlar. Ailelerin etkisinde kalarak yapıyorlar. Diğer bütün aileler çocukları doktor olsun istiyor. Evet. Herkes. O da çocuk gidiyor, işte anatomi dersine giriyor, şuraya giriyor falan. Bu bana göre değilmiş diyor. Hı hı. Eskiden burayı bitirmek ya da bırakmak zorunda kalıyordu. Şimdi bu şekilde eğer taban puanından yüksek puan almışsa transfer olabiliyor. Bunu kullanan da çok kişi var. Var. Bu YÖK'ün sanadığı müthiş bir fırsat. Evet, yani disiplinler arası geçiş müthiş bir fırsat. Merkezi yerleşme puanı esasına göre yatay geçiş. Yani evet. Bu 2013 senesinden itibaren uygulanmaya başladı ve bunu bilen pek çok üniversite adayı için esasında rahatlatıcı bir unsur. Evet. Yani bilmiyorlarsa da şu anda bizi izleyen üniversite adaylarına hatırlatalım, ailelerine. Şu anda daha doğrusu 18 Temmuz'da belli olacak sınav sonuçlarına göre puanlar ve başarı sıraları üniversiteye girdikten sonra esasında öğrencilik hayatını sürdüğü sürece geçerli. Bakın işte hocamın söylediği gibi yani tıp fakültesi mesela işte İstanbul Çapa Tıp'a girdi bir öğrenci bu sene ve okumaya başladı. Sonra dedi ki bana göre değil. Bana göre değil. Bu sene almış olduğu sayısal puanı bu seneki oluşan taban puanlarda nereye yetiyorsa oraya yatay geçiş yapma şansına sahip. Bir kere geçebilir. Bir kere geçiş yapma hakkına sahip. Yani mesela Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliğine geçti, kullandı, bitti. Kullandı, bitti. Evet. Bunu kullandı, memnun olmadı. Ya yok, bilgisayar da bana göre değilmiş diye eskiye geri dönebiliyor. Yani öyle mi? Geri dönüyor. Hakkını bir defa kullandıktan sonra geriye dönme hakkı da var ama ikinci bir defa kullanma hakkı yok. Müthiş bir fırsat. Müthiş evet. Bir fırsat. Bence... Hani bunu bilmeyenlere hatırlatmış olalım ki bakın bunun uygulamada da ne kadar yoğun şekilde kullanıldığını hocam şu anda teyit etmiş durumda. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir şey var. Gerçekten girenler var. Bir de girecek kadar puan alıp ilk önce tıp okuyup sonra tekrar buraya gelenler var. Bilgisayara gelenler var. Evet.